Herkese merhaba. Bu videoda kendi tasarlamış olduğum 6200 watt ultra sessiz solar jeneratörün incelemesini yapacağım. Bu modelimiz diğer modellerden biraz daha farklı. Hem batarya kapasitesini biraz daha yükseltmiş olduk. Cihazın dış görünüşü bu şekilde. Bu cihazımızda 6200 watt sürekli enerji veren 12400 watt peak gücüne sahip tam sinüs bir invertör var. Ve invertörümüzü bu panel üzerinden kontrol edebiliyoruz. Anlık olarak tüketimi, bataryadan ne kadar voltaj kaldığını, güneşten ne kadar güç geldiğini, amper geldiğini, ne kadar hızlı şarj olduğunu bu panelden görebiliyoruz. Cihazın üzerinde iki tane çıkış görmekteyiz. Bunlar 230 volt. Her biri 22 ampere kadar destekliyor. Yani bir prizden 5 kW'a kadar bir güç çekebiliyoruz. Ortada açma kapama butonu mevcut. Burada batarya seviye göstergesi var. Cihaz üzerinde 12 volt çakmaklık çıkışı ve USB portları mevcut. Açma kapama anahtarı. Şimdi cihazımızın içindeki batarya 51.2 voltluk bir batarya. Ama bu soketlere 12 volt gelmekte. Cihazın yan tarafında güç girişi var. Burada bir prizimiz var. Bakın, evimizin şebekesine bağlı. Bu cihazı şebeke fişi takılıyken istediğimiz şekilde kumanda edebiliyoruz. İstersek şebekeden hiç şarj olmaz. İstersek şebekeden gece şarj olacak şekilde de ayarlayabiliyoruz. Yine UPS gibi bu cihazı kullanabiliyoruz. Cihazın içinde çok yüksek şarj edebilecek şarj cihazları mevcut. Şebekeden şarj ettiğimizde içindeki batarya maksimum 50 ile 1 saat arasında şarj olmakta. Bu şarj sürelerini tabii ki biz kendimiz ayarlayabiliyoruz. İstersek 10 saatte de şarj edebiliriz. Yine güneşten 120 amperlik MPPT solar şarj cihazı var içinde cihazın ve 500 volt DC voltajı destekliyor. Bu da demek oluyor ki 9 tane 625 wattlık panelleri bu cihazı seri bir şekilde bağlayıp yaklaşık 450-460 voltluk DC voltajı giriş yapabiliyoruz ve yüksek voltajı bu cihazımız ampere dönüştürüyor ve içindeki bataryaya çok hızlı şarj olmasına olanak sağlıyor. Burada bir çıkış, aynı zamanda giriş olarak kullanabileceğimiz bir soket var. Buraya çoğaltarak, istersek buradan da rüzgar türbünü ekleyerek yine bataryayı rüzgardan şarj edebiliyoruz. İstersek aynı cihazdan alıp yine bu cihazı paralel bir şekilde bağlayıp batarya kapasitesini 10.700 watt saatlere kadar çıkartabiliyoruz. Bir diğer özelliği de Wi-Fi var bu cihazda. Yani dünyanın neresinde olursanız olun bu cihazın batarya sistemini uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz acil durumlar için bu cihazı uzaktan kapatabiliyorsunuz ve açabiliyorsunuz. Cihazın ağırlığı 55 kilogram. Tekerlekli bir model, istediğimiz yere götürebiliyoruz. İstersek buradaki aparat sayesinde bu tekerleği söküp raylı bir şekilde yine bu tekerleği sökebiliyoruz. Ve kutuyu yine taşıma tutma kollarıyla istediğimiz yere o şekilde de götürebiliriz ve arabamızın bagajına rahat sığabilecek boyutta. Burada araç dolabımız var. 50 litrelik kompresörlü bir araç dolabı. Tabii 12-24 volt ile çalışıyor bu buzdolabımız. Cihazımızın bataryasının 51.2 volt olduğunu söylemiştim. Tabii 51.2 volt bu cihazı girecek olursa tabii ki yanar. Tabii ki biz içine gerekli olan modülleri yerleştiriyoruz ve çakmaklık soketinden 12 volt güç alıyoruz ve düğmeye bastık ve buzdolabımız çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımızdan 12.8 volt geliyor. Bakın, çalışmaya başladı. Şimdi soğutma işlemi başladı arkadaşlar. Yani cihazımızın çakmaklık soketleri gerçekten 12 voltu destekliyor.
Diğer 6200 watt modellerimizden bu modelin farkı tabii ki kablosuz internet özelliğinin oluşu ve batarya kapasitesinin 5376 watt olması. Diğer 6200 watt modellerde 5044 watt saatlik bir batarya vardı içinde. Tabii biz bunu biraz daha yükselttik. Çünkü ne kadar çok batarya yükseltirsek taşınabilirliği azalıyor ürünlerin. Maksimum bu 5376 watt saate kadar cihazın kapasitesini genişlettik. Eğer batarya kapasitesini yine 10.376 watt saate çıkartmak istiyorsak da buraya bir tane ekstra batarya bağlıyoruz ve batarya kapasitesi cihazın otomatik olarak tam 10.700 wattlara kadar çıkıyor arkadaşlar. 6200 watt ultra sessiz solar jeneratörümüz ve Türkiye'nin en hızlı şarj olan ve en büyük kapasitesine sahip cihaz arkadaşlar. Sizler de bu ürünü sahip olmak istiyorsanız videomun açıklama kısmında iletişim adreslerim mevcut. İletişim adreslerimden bana ulaşarak bu ürünü satın alabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.